Herkese selamlar dostlar, ben Ahmet. Yepyeni bir Kılıç Okulans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün yeni serimize başlıyoruz. Şu an iki kat daha heyecanlandım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalımızda yeni bir şeye başladığım zaman yeni bir konsept olur, yeni bir seri olur. Çok heyecanlanıyorum. O yüzden motivasyon like'larını atmayı şimdiden ihmal etmeyin. Bu serimizde arkadaşlar... Klan savaşı hesabı kuracağız. Uzun zamandır aklımdaydı bu seriyi kurmak arkadaşlar. Bugüne kısmetmiş. Bu seride güzel güzel klan savaşı hesabı nasıl kurulur onu göstereceğim. Bu seride böyle kafamıza göre köyü yükseltemeyeceğiz. Belli taktikleri, belli stratejileri var. Onları size göstereceğim. İsterseniz sizler de yeni bir hesap açıp bu seriye benimle birlikte katılabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha bitmedi. iki haberim daha var. O yüzden iki kat daha heyecanlıyım dedim. Birincisi bu yaz boyunca yapacağım serilerden daha bu bir tanesi arkadaşlar. Devamı gelecek. Farklı farklı seriler aklımda. İkincisi ise arkadaşlar yeni kanal açtım. Oh söyledin sonunda. Evet şu an açıklamalar ve yorumlar kısmına yeni kanalımızın linkini koyacağım. O kanalımızın adı Oyun Tuber arkadaşlar. Yani koyabileceğim en iyi ismi koyduğumu düşünüyorum. Oyun Tuber arkadaşlar Clash of Clans dışında diğer oyunların oynanacağı bir kanal olacak. Çünkü zaten ana kanalımız Clash of Clans videolarıyla devam edecek. Oraya daha farklı oyunlar çekmeyi düşünüyorum. Şimdiden gidip ilk abonelerim sizler olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar ve anladınız yorumlarda etiket var. Desteğinizi bekliyorum abone olup. Şimdi gençler şöyle bir hesap değiştirebilir miyim? Neden Klan Savaşı hesabı kurma fikri daha önce aklımdaydı. Onu bir göstermek istiyorum. Bana da hak vereceksinizdir. Arkadaşlar şuradan bakın savaş günlüğüne geliyorum. Son 3 lig savaşına bakın. Klasik klas klan savaşlarına geçiyorum bir. De. Lig savaşlarına bakın arkadaşlar. Lig savaşlarında bakın. 4. sırada 6. sırada 7. sırada bitirmişiz. Bu bizim kötü savaştığımızın anlamına gelmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Kötü savaştığımızın anlamına gelmiyor. Burada baktığınız zaman arkadaşlar keşke gösterebilseydim. Geçmişe dönük ee, klan savaşı e, performanslarımızı yıldızlarımızı vesaire göremiyoruz. Sadece kaçıncı sırada olduğumuzu görebiliyoruz. Burada rakiplerimiz hep arkadaşlar troll hesaplar gelip yani biz onlara klan savaşı hesabı diyoruz. Klan savaşı hesaplarla gelip dengesiz bir eşleşme sağlıyorlar. Örnek göstereyim. Bakın bizim burada da var. Hemen şurada bakın 10. sıraya kadar geliyor. Adamın bir 10. sıradaki köy binası 14'e bakabilir miyim? Sizce size soruyorum. Bu köy binası 14 mu arkadaşlar gerçekten? Şimdi profiline hiç bakmadım. Kesinlikle 2 tane bilemediniz. 3 tane askerini direkt fulllemiş. Bakın direkt fulllemiş. Bakalım hangisi? Evet tahmin edeceğim gibi. <laughs> Elektro ejder. Yeti cadı. Şimdi büyük bir karadan yeti cadı saldırıyordur. Böyle havadan da arkadaşlar elektro saldırısı yapıyor. Bu mesela bakacağınız zaman arkadaşlar köyü rakipleri ne biliyor musunuz? Köy binası 12'ler. Evet şimdi buna eşleşecek olan köy binası 12 veya köy binası 13'ler maalesef bu kaya saçarlar olsun. Bakın şurada kartal topunu direkt fırlamış. ağır savunmaların bir kısmını basmış ama buradan böyle daha hafif savunmalarını bırakmış basmamış gördüğünüz üzere. Mesela buna saldıran bir köy binası 12 üçleyemez veya köy binası 12, 13 üçleyemez. Bir nevi arkadaşlar dolaylı yoldan hile yapıyorlar. Gerçekten dolaylı yoldan hile yapıyorlar. E tamam onlar yapıyorsa bizim onlardan farkımız ne? Bizim başımız kel mi? O yüzden biz de yapacağız bu seriyi arkadaşlar. Hatta şöyle bir istatistik söyleyeyimse bir klanda eğer 5 veya 6 tane klan savaşı hesabı varsa arkadaşlar düzgün yükseltilmiş klan savaşı hesabı varsa kaybetmeyeceğiniz savaş yoktur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi hazırsanız böyle paket alaraktan ilk serimize başlayacağım. Sizler paket almak zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu seride çok böyle ahım şahım yükseltmeler olmayacak. Çok kısa sürecek arkadaşlar. Bir ay sonra bir de köy binası 11-12 olabileceğiz bu seride. Bunu da bilgilendirmesine vereyim. Şimdi paketimi verebilir misin? Bir an böyle gelmedi. Korkuttun beni bak ha. Vallahi korkuttun. 3 inşaatçı mı aldım? Birazcık arkadaşlar yani içerik ürettiğim için benim biraz daha hızlı ilerlemem gerekecek sizlere nazaran. Ama sizler benden daha psikopat olduğunuz için beni bile geçebilirsiniz. Şimdi şuradan altın madenlerini dikeyim. Elimden geldikçe az bir şekilde arkadaşlar ee, elmas harcayacağım. Çünkü 4. inşaatçı klasik kendi yöntemlerimizden almaya çalışacağım. Şöyle savunmada diyelim arkadaşlar. Şimdi burada direkt savunmalarımızı diktik değil mi? Bak şöyle kaynakları bölümden bir şey kalmadı. Savunmaya da gelelim. Şöyle duvarlarımızı dikelim aga. Şöyle bas 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 tamamdır. Şimdi buraya kadar her şey okey tamam mı? Şuradan askerlerimize basalım. Burada kesinlikle ama kesinlikle her zaman her zaman her zaman ordu kampları basılacak. Ordu kampları bizim her zaman birinci önceliğimiz olacak arkadaşlar. Şuradan belediye binasını bastıktan sonra zaten laboratuvar gelecek. O laboratuvardan birlikte kendimize bir asker belirleyeceğiz. Şimdi siz örnek veriyorum atıcı saldırısını iyi yapıyorsunuzdur ya da hibrit Binici saldırısını iyi yapıyorsunuzdur veya sallıyorum ejder saldırısını iyi yapıyorsunuz kendinize bir asker belirleyeceksiniz ve o askere odaklanarak yükseltme yapacaksınız sallıyorum okçuları devleri basmak zorunda değilsiniz ya da goblin'i basmak zorunda değilsiniz duvar basmayacaksınız pek mesela kimse kullanmadığı için genel olarak ya da temizlikte kullanıldığı için basmayacaksınız böyle klan savaşlarında kullanılan bir asker basılacak arkadaşlar şimdi şuradan tüm her şeyimizi bastık savunmalarda ise arkadaşlar ilk Köy binası 4 ve 5'e kadar yükseltmelerimizi düzgün bir şekilde yapacağız. Ondan sonra stratejilerimiz değişecek. Ve kesinlikle ama kesinlikle şudan kışlaları ama kışlaları basmayı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle buradan 4 yazdı. Güzel ne bitti? 25 duvar parçası al. Dükkandan bir okçu ok kulesi dik ve dükkana yeni bir kış al. Tamam. Aga bunları biliyoruz artık. Kitabını yazdık bunların ya. Geç. Şöyle hop aldık iksirimizi. Tamam iyi şanslar şef başaracağına eminim teşekkür ederim. Ben de başaracağımı eminim. Özellikle bir, bir level serim gibi arkadaşlar biliyorsunuz ki de onu da bitireceğiz. Çok zor bir seri. Hatta dünyanın en zor serisini bile bitirdiysen bu seriyi de çok rahat bir şekilde bitirebileceğime inanıyorum. Yaratıkları sal diye bir görev bitti güzel. Hemen abicim buradan 5 elmasımızı da alalım. Şimdi 4. inşaatçı 1000 istiyor değil mi? Çok rahat biter arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar buradan hemen ilk saldırımızı da yapacağız. Bu arada ben altın deposunu bastım. Buradan iksir e deposuna basacağız. Depolar önemli depoları Ordu kampı. Orada olan tüm yatırımlarınızı tam basacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan zaten inşaatçılarımız çalışıyor gayet güzel. Ben her zaman böyle şunu sorgulamışımdır. Neden bize ilk başta 3 günlük kalkan veriyor? Onu her zaman merak etmişimdir. Şimdi ilk başta böyle 4000 olacağımız biz köy çıkarsa çok mutlu olurum. İksiri güzeldi bak. Altın olsaydı dalacaktım. Şimdi 20 tane barbarla ne yapabilirim? İnanın hiç bilmiyorum. Bir level. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi buranın 9000'i bini herhalde benim köy binası 14'üme göre 9 milyon ediyor arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Neredeyse 1,5 milyon depo ediyor bende. Şimdi 4, 1,5 milyon değil. 1,5 depo ediyor. Şimdi şuradan birazcık atarsam. Görüyor mu? Gayet güzel. Bak bak sadece deponun. Baksana nasıl oluyor depo. Olaya <laughs> bak. Biraz daha hızlandıralım şurayı böyle. Abicim. Gayet güzel depomuzu tek saldırıda fulllemiş olduk. Süper. Şöyle gerisi artık arkadaşlar israf olacak çıkabiliriz çıkabiliriz gayet güzel Şimdi düşünün de tek saldırıda depo fulliyorsunuz inanılmaz bir olay Şuradan belediye binamızda basalım gayet güzel 3 inşaatçımız var ya onun avantajını kullanmak istiyorum Şimdi acaba tekrardan basabiliyor muyuz iksiri ve altın deposunu gayet güzel basabiliyoruz Ben bir elması yapıştıracağım arkadaşlar şuradan Ordu kampımız bitecek. İki elması buradan yapıştıracağım. Bir şey olmaz. Zaten elmaslık çok olayımız yok. Şuradan güzel. 2000 daha altınımız geldi. İyi oldu bizim için. Tekrardan bastık ya. Ben bunu bir basmak istiyorum. Acaba tekrar basabiliyor muyuz? Yok basamıyoruz artık. Bir zahmet basamayalım. Çünkü ne kadar oldu? 8,5 milyon depo kapasitemiz oldu. Buradan zaten bir kışlamız ikinci seviye ikinci seviye basmıştık. 3. seviyesi var. Ama ee, şöyle yapmak istiyorum. Abicim iksir miksir yok mu ya? Vallahi iksir lazım bize arkadaşlar. Şöyle hızlı eğitime alışmışım ya hızlı eğitime gidiyordum. Şöyle hızlı bir şekilde abicim ordu bile basamıyorum. Şöyle yapsak tek oyunculu savaşlarda 1.5 milyon veriyor. Bence fena değil. Şöyle arkadaşlar şöyle gelsek. Şöyle birazcık buraya birazcık da buraya. Tamam mı? Dağıtsak sağa sola böyle barbarlarımızı. Gayet güzel sağdaki top indi soldaki top da indi gayet güzel bunlar hemen merkeze alsın 1.5 milyonumuz oldu. Şimdi bizim iksire de ihtiyacımız var ya İksir de gelecek oradan belirleyen gayet güzel 1.5 milyon da geldi. 1.5 milyon ne diyorum lan ben 1.5 milyon ne 1500 alt iksir geldi arkadaşlar az alışkanlı işte. Oraya böyle böyle 1.5 görünce 1.5 milyon diyesim geldi şuradan yapıştır bunu da 1 dakika sürüyor gayet kısaymış be. 2 yazdı 2 ne bitti gayet iyi. buradan okçuyu açtık diye büyük ihtimalle. Oh taşımız da geldi bak taşımız eski seviyesine geri geldi. Şuradaki topları basasım yok ama yani hadi gel hadi gel siz de basın hadi. Siz Böyle kıskanmasınlar arkadaşlar ikisini de bastım böyle. Şimdi depo kapasitemiz 8.5 milyon ya istesem de buraya basamıyorum. Belediye binası 3'e geçeceğimiz zaman basacağım. İlk serimizde böyle bir merhaba demiş gibi olduk arkadaşlar. Acaba bir ay sonra kendimi nerede görüyorum? Şöyle düşüneyim köy binası... 10 olmuş 11 olmuş tamam mı? Böyle rakiplerimi tokatlarken görüyorum. O zaman hazırsanız uzun zamandır da taş kağıt makas yapmıyorduk. Sizi tokatlayıp göndereceğim arkadaşlar. Hazır olun. Sizi bir yeniyim. Hadi eller hazırsanız 3 el yapacağız. Kazanan hani kaç kaç kaldığımızı yorumlara yazın. Taş kağıt. Fake attım hadi tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yorumlara yaz. Kaç kaç kaldık. Büyük mal 2-1 yanmışımdır size. Öyle hissettim. Lan dur bitiyor bu. Bitiyor. Bitiyor bitiyor bitiyor. bitiyor. Bitti. Şu an ne basabilirim? Çakı gibi hiçbir şey basamıyorum lan. İyi bari altın madenini basalım.